Korsan taktik geliyor. Bu sorunun benzeri çıktı. Önce size Günay Yayınları Akçe Eğitim'den şu soruyu çözeceğim arkadaşlar. Daha sonra yine Günay Yayınları Akçe Eğitim'den çıkmış sorunun benzeri olan bu soruyu çözeceğim. Şimdi tüm dikkatinizi bana verin. Taktiği sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bakın bu şekilde çözüm kümesi sorularını gördüğünüz zaman şu şekilde bir korsan taktiğimiz var. Aslında korsan taktik dediğimiz taktik konunun mantığı. Şimdi çözüm kümesi ne demek arkadaşlar? Çözüm kümesi bize verilen şu ifadeyi sağlayan değerlerin olduğu küme demek. Yani bu ifadeyi sağlayan değerleri test etmem gerekiyor benim. Şimdi bu çözüm kümelerine şöyle dikkatli şekilde bakın arkadaşlar. Şahin gibi bakın. Hepsinde kritik olan bir şey bulalım. Mesela x'in 4 değeri arkadaşlar. X'e 4 verdiğim zaman kritik. Mesela 4 bunda var, bunda yok, bunda var, bunda yok, bunda yok. Şimdi 4 için şu eşitsizi bir test edelim. 8 eksi 2 çarpı g4 bölü f4 büyük eşittir 0 oluyor. Şimdi g4'ü bulalım arkadaşlar. G4 nerede? Bakın g fonksiyonunu bulduk. G4 ne oldu? 0 oldu. 2 kere 0 0. 8'den 0 giderse 8 bölü f4. Arkadaşlar f4'ü tam değerini bulamam ama tahmini değerini bulabilirim. Şöyle gitsem fonksiyonuma. Fonksiyonu beni nereye götürür? Şurada bir a değerine götürüyor. Bakın önce ne yapıyoruz? Dikeyde fonksiyonu gidiyoruz. Oradan da y eksenine dik olarak gidiyoruz. 8 bölü a. A pozitif bir sayı. Dolayısıyla bu ifade 0'dan büyük. Demek ki arkadaşlar hatta direkt 0'dan büyük de diyebiliriz. Demek ki bu 4 değeri sağlıyor. Demek ki x eşittir 4 değeri benim çözüm kümemde olmalı. Bakın olmalı. Olmayanları atacağım. Bakın burada x'in 4 değeri var mı yok. O zaman çat at bunu. 4 değeri var mı yok. At çat at bunu. Çat at bunu. Kaldık 2 şık arasında. Şimdi korkmayın. Mesela burada eksi 1 burada var. Burada bir dakika burada çıkarmış. Burada da çıkarmış. Mesela kaçı denesem daha mantıklı olur? Eksi 2'yi deneyelim arkadaşlar. Çünkü nihayetinde burada eksi 2 var. Burada yok. Hemen eksi 2'yi test edelim. 8 eksi 2 çarpı g eksi 2 bölü f eksi 2. Peki g eksi 2 ne olur? G eksi 2'yi bulalım arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman g eksi 2 şöyle geliyor. Bir mesela örnek veriyorum. Bir b değerine eşit olsun. Bu b değerine eksi bir sayı. Dolayısıyla hani burası eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Yani pay kısmı 8'e de artı bir şey eklersen artı. Yani pay kısmı arkadaşlar ne oldu? Pozitif olmuş oldu. Şimdi f eksi 2'ye bakalım. F eksi 2'yi nasıl bulacağız? Arkadaşlar f eksi 2'yi de şuradan bulabiliriz. Eksi 2'yi de bakın. Fonksiyonumuz ne oldu? Eksi 2 noktasında şöyle fonksiyona dik olarak gidin. Gittim. Oradan da y eksenine dik gidin. Oradan da mesela bir c diyor olsun. C de pozitif. Dolayısıyla f eksi 2 de pozitif. Pozitifi pozitife bölersem ne oluyor? Pozitif oluyor. Eksi 2 de sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman bu da benim çözüm kümemde olmalı. Dolayısıyla c şıkkını dele. Hop ne oldu? A şıkkı oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bu sorular, bu taktikler çıkmış sorular üzerinde pek yaramıyor. Hayır yarıyor arkadaşlar. Şimdi bu soru üzerinde deneyeceğiz. Şöyle sorumuza dikkatli bir şekilde bakın. İkinci derece f ve g fonksiyonları dik koordinatlarında verilmiş. Tamam. Şimdi bu soruda uygulayacağız. Şöyle yapalım. Bu sorunun benzeri 2018 AYT'de çıktı arkadaşlar. Bu videodan sonra muhakkak gidip o soruyu da çözün. Bana diyor ki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada kritik bir değer kestiriyorum gözüme. Mesela 2 değeri benim için çok kritik arkadaşlar. 2'ye bakalım. F2 çarpı G2'yi test edelim şimdi. Bakalım 0'dan küçük mü? F2 ne arkadaşlar? F2 bir dakika şu anda neye bakıyorum? Mavi fonksiyon o G2. G2 kendisi ne oluyor arkadaşlar? 0 oluyor. Dolayısıyla bu bakın zaten F2'ye bakmama ilgili gerek yok. Burası ne oldu? 0 oldu. 0 0'dan küçük müdür? Hayır. Burada dahilik olması gerekiyor. Dolayısıyla x eşittir 2 sağlamıyor. Arkadaşlar x eşittir 2 sağlamadığına göre 2 benim çözüm kümemde olmamalı. Bakın olmamalı. Burada 2 olduğu için ele. Burada 2 yok güzel. Burada 2 olduğu için ele. Tamam. Şimdi başka bir kritik değer bulalım mesela. 3'e bakalım arkadaşlar. 3 burada var. Hatta şu ikisini birden bilesem acaba. Eksi 3'e mi? Eksi 1'e bakalım. Eksi 1 bunda da var. Bunda da var. Bakalım. X eşittir. Eksi 1 verelim. O zaman ne oldu? F eksi 1 çarpı G eksi 1 oldu. Bakalım sağlıyor mu? F eksi 1 nerede arkadaşlar? Kırmızı fonksiyon. Bakın dikkat edin. Eksi 1 şurada olsa. F ne oldu? Eksi bir değer oluyor. G ne oluyor arkadaşlar? G fonksiyonunda mavi fonksiyon. O da yukarıda artı bir değer alıyor.
eksi ile artı mı çarpımı eksi oluyor. Sıfırdan küçük oluyor. Dolayısıyla eksi 1 sağlıyor. Yani x eşittir eksi 1 sağlıyor. O zaman bu da benim çözüm kenarında olmalı. Dolayısıyla bu da gitti. Şimdi kaldı bir kişilik arasında. Eksi 3 kritik. Eksi 3 burada bu aralıkta var. Eksi 3 bu aralıkta yok. O zaman eksi 3'e bakalım direkt. Eksi 3 şurada. Eksi 3'teyken her iki fonksiyonda arkadaşlar yani şöyle gitmiş olsam her iki fonksiyonda negatif. Dolayısıyla eksi ile eksi çarpsam ne oluyor? Artı oluyor. Bu da sağlamıyor. Demek ki o zaman arkadaşlar bu da sağlamadığı için değişiklikte gidiyor. O zaman cevabımız ne oluyor? Edirne oluyor. Arkadaşlar bu şekilde ben diyorum ki ara ara tekli videolarda korsan taktikleri değinelim. Bu iki sorumuzda Günay Yayınları Akça Eğitim soruları. Özellikle bu sorular Akça Eğitim'in parabol polinom fasikülünde olan sorular arkadaşlar. Bu şekilde bir fasikül var. Ben beğendim. Tavsiye de ederim. Ara ara size böyle anlaştığım yayınlardan soru çözeceğim arkadaşlar. Beğendiğim, tavsiye edebileceğim yayınlardan sizlere soru çözeceğim. İzin var biliyorsunuz. Telif hakkı izinleri var. Bu izinleri alabildiğim yayınlardan sizlere böyle sürpriz sorular çözeceğim. Yine kendim de yazacağım tabii. Ama arada hız kazanmak adına böyle sorularımız gelecek. Konsept hakkında yorum yapmayı unutmayın. Korsan taktik bence hayırlı olsun diyelim.